Ergün Diler Dev Destek Türkiye'nin derin Amerika ile ilişkilerini anlatan 3 önemli haber vardı. Dün ajanslar geçti. Biri Peskov'un açıklamalarıydı. Kremlin sözcüsü Amerika alenen Türkiye'ye baskı uyguluyor, doğacak ekonomik sonuçlarla ilgili korkutuyor dedi. Olur mu? Olur net. İkinci haberse İngiliz Financial Times'tan geliyordu. Gazete Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'a gerçekleştireceği gezide, Fortune 100 listesinde yer alan 20 şirketin yöneticileriyle görüşecek satırlarına yer ayırıyordu. Erdoğan 23 Eylül'de yuvarlak masada 20 Amerikan şirketinin önemli isimleriyle buluşacaktı. Aralarında J.P. Morgan ve Goldman Sachs da vardı. Bu iki haberin de önemli detayları vardı. Derine inmeye gerek yoktu. Aynı kulvardan devam edelim. Daha önce de sık sık yazdığım gibi Türkiye'nin dünyadaki yerini, konumunu, koordinatını belli edecek adımlar vardı. Bunlardan biri de Osman Kavala, Can Atalay, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin davalarıydı. Gezi ve Kobani olaylarını kapsayan bu üç dava Amerika ve Avrupa ile ilişkilerin tonunu göstermesi açısından önemliydi. Açalım konuyu haberin flash kısmını hemen paylaşalım. Kloni çifti Osman Kavala davasına müdahil oluyor. Avrupa Konseyi önümüzdeki hafta Kavala görüşmelerine devam edecek. Kloni Vakfı'nın da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar Osman Kavala davasına müdahil olacak. Detaylara girelim. Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde açıklanıp, 11 Temmuz 2022 tarihinde onaylanan kararın icra süreci bir kez daha masaya geliyor. Konu 17-19 Eylül'de bir kez daha değerlendirilip karara varılacaktı. Yani Başkan Erdoğan'ın Amerika gezisi öncesinde. Kavala'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde bir dosyası var. Ancak Kavala, Türk mahkemeleri önünde kesinleşmiş yargı kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 18 Ocak 2024 tarihinde ikinci kez Ahim'e gitti.'' İşte bu ikinci adım için Türkiye Barolar Birliği, İfade Özgürlüğü Derneği, Human Rights Watch, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Amerikalı aktör George Clooney ve avukat eşi Amal Clooney tarafından kurulan Clooney Vakfı gibi kuruluşlar da bu ikinci davaya müdahil olmak için ahime başvuruda bulundu. Clooney Vakfı hızla evet buyurun cevabını aldı. Osman Kavala için batı bastırıyor ve bir an önce serbest kalmalı diyordu. Yani Ahim'le Ankara ters düşüyordu. Avrupa'da verilen kararlar burada karşılık bulmuyordu. Tahliye gerçekleşmiyordu. Direnç sürüyordu. CHP lideri Özel, Avrupa parlamentosunda saat kaç diye sorsam, sen önce Kavala'yı çıkar cevabı aldığını belirtiyor. MHP lideri Bahçeli de buna tepki gösteriyordu. Bahçeli, Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Sayın Özel saati merak ederse bana sorabilir. Köstekli saatimi açar, kendisiyle açık açık paylaşırım diyordu. Devlet Bahçeli'nin bu konuda oldukça fazla çıkışa imza attığı görülmekteydi. Bir keresinde Bülent Arınç'ı hedef alarak siyaset eskisi bir şahsın televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala'yla terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır ifadelerini kullandı. Madalyonun bir de diğer tarafı vardı. AK Partili Tuğrul Türkeş, Kavala'yı ziyaret edeceğim diyerek büyük tartışmayı başlatıyordu. Uygun bir zaman görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu ifadelerini kullanıyor. MHP anında karşılık veriyordu. Abdullah Gül Bey de konuyla ilgili açık ve net konuşuyor, şunları söylüyordu. Kavala ve arkadaşları ile ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı, beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır. Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor bu çok acı. Genel olarak bakıldığında AK Parti'nin önemli bir kısmıyla MHP tamamen ahim kararlarının karşısındaydı. Tutumlarıyla da bunu ilan ediyorlardı. CHP ve AK Partili bazı isimlerse Kavala'nın çoktan tahliye edilmesi gerektiğini düşünmekteydi. İşte içerideki bu türbülansa şimdi dışarısı daha büyük halkayla katılıyordu. Amerikalı aktör George Clooney ve eşi Amal Clooney, Clooney Vakfı'nda öne çıkan marka isimler olsa da arka planda daha büyükler vardı. Vakfın destekçilerine bakıldığında Bill ve Melinda Gates Vakfı, Microsoft, Versace Vakfı, Smith Aile Fonu, Amerika Barolar Birliği ve Uluslararası Barolar Birliği de net olarak görülmekteydi. Yani iş iyiden iyiye büyüyordu. Tam da Başkan Erdoğan'ın 20 Amerikan deviyle yapacağı görüşme öncesi. Peskov'u okuyunca bile Washington'ın tavrının net olduğunu anlamak zor olmuyordu. Ekonomik gerekçelerle baskı oluşturulduğu ortadaydı. Ekonomik gerekçelerin yanında bir de içerideki siyasi gerçeklik vardı. Kavala artık simge bir isimdi. Bu konu hakkında alınacak kararlar hem içerisini hem de dışarısını bağlıyordu. New York'ta ekonomik rahatlama istiyorsanız bazı adımları atın diyeceklerini duymak için orada bulunmaya gerek yoktu. 2013 yani geziyle başlayan 17-25 ile devam eden büyük kırılmanın yaşandığı tarihti Arap Baharı ile başlayan fırtına liderlerin gitmesiyle Suriyenin karışmasıyla bölgenin altüst olmasıyla Katar'dan nöbet değişimiyle sonuçlanıyordu. Kavala üzerinden alınacak karar da küresel etkileri beraberinde getirecekti. 2013 öncesine dönüş sinyali verilecek mi verilmeyecek mi? Verilirse yeni sayfalar açılırdı kartlar yeniden dağıtılırdı. Net mesele bu. Not, Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP, Covington and Burling LLP, Crowell and Moring LLP, Dan Shore, LLC Voice and Plimpton LLP, DLA Piper, Gibson Dunn, Crutcher LLP, Kirkland and Alice Oric, Harrington and Sutcliffe LLP, McCann Fitzgerald LLP, Morrison Forster, Veil vale Widers Berkman LLP, Withers Worldwide, Van Cooter Advocaten, Signa Partners gibi çok sayıda önemli hukuk büroları da Cluny'lerdeydi. Ergün Diler Takvim Haşmet Babaoğlu İsrail, Türkiye, Geçmiş, Bugün 1922 yılı hem Anadolu için hem de Filistin için kritik yıl. Haziran 1922'de Milletler Cemiyeti'nde Filistin'de İngiliz manda yönetimi kabul edilip ilan edildi. Artık Orta Doğu'nun eskiye dönmesine ilişkin bütün kapılar kapanmış, Siyonizm treni son durağa yaklaşmıştı. Bu arada kuzeyde Fransızlar ve İtalyanlar bütün mevzilerini terk ederken Anadolu isyanı hız kazanıyordu. Mustafa Kemal Paşa Haziran 1922'de artık Yunan işgaline tamamen son verecek savaşı başlatma kararını alıp orduyu hazırlamaya başlamıştı. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de başladı, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Yunanlar 9 Eylül'de İzmir'den gittiler. Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin Batı bloğu ile nihai el sıkışmasının başlangıcı Truman Doktrini çerçevesinde 12 Temmuz 1947 yılında Amerika-Türkiye ikili anlaşmasıdır. Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluşu ilan edilir. Türkiye'nin soğuk savaş pozisyonunu tartışılmaz biçimde pekiştirdiği tarih ise Temmuz 1948'dir. O tarihte Amerika-Türkiye ekonomik işbirliği anlaşması yürürlüğe girer. Bir yıl sonra Türkiye, İsrail'i tanır. Tabii şu da ilginçtir ve bizde pek konuşulmayan şeylerdendir. Polonya'da doğmuş, 1906'da ateşli bir Siyonist olarak Filistin'e göç etmiş. 1912'de çok kısa sürede Türkçe öğrenip İstanbul'da hukuk eğitimi almış. Sonra New York'a yerleşmiş ve yıllar sonra İsrail'in kurucu başbakanı olmuş Ben Gurion. Tebdili Kıyafet 28 Ağustos 1958'de Ankara'ya geliverdi. Yani 1956'daki Süveyş Krizi ve Arap İsrail Savaşı'nın ardından Niçin gelmişti Gurion? Menderes'le siyasi koordinasyon ve istihbarat anlaşması yapmak için. Hep düşünürüm. Menderes'in 27 Mayıs'ta düşürülüşünün ardında İsrail'e verdiği sözleri tutmayışının bir payı var mıdır? Ne yazıyorsun be adam dediniz belki içinizden. Zihnim geçmiş ve bugün arasında gidip geliyor işte. Zaman, yıllar, tarihler. Hepsinin garip bir dokusu var. İsrail oraya iki büyük paylaşım savaşının ürettiği konjonktürde önce ciddi bir Yahudi göçüyle sonra da devlet olarak konduruldu ve olup bitenler kaçınılmaz olarak bizim Anadolu maceramızla da ilintilidir. Haşmet Babaoğlu Sabah